Oh, slime dolu bir tuvalet. Wow, hayır. Lollipop'um tuvaleti boyladı. Onu oradan almalıyım. Çok iğrenç. Aa, elim sıkıştı. Sanırım beni içine çekiyor. Wednesday, bana yardım et. Sanırım tuvalet Annie'de yutuyor. Oh, yine mi aynı şey? Buraya gel. Çek. Tuvalet Wednesday'i de yuttu. Onlara ne olacak dersiniz? Hazır olun hanımlar. Pembe ve siyah için yemek yeme düellosu başlıyor. Merhaba Bay Flamingo. Yemek yeme zamanı. Ben de ona biraz çikolata vermek istiyorum. Evet, hepsini ye. Hızlı bir sindirim sistemi var. Vay, burada ne var acaba? Lozet şeklinde şekerlemeler mi? Lozet? Ha? Bu klozetler de ne böyle? Oo, bir lollipop. Belki onu vişne şurubuna batırıp sonra da çilekli süslemelere bulayabilirim. İşte başlıyoruz. Çok lezzetli. Bayıldım. Ben de bir lollipop istiyorum. Benim de bir klozetim var ama lollipopum yok. Ve bu da ne? Bekle, bu bir çikolata. Şuna bak. İğrenç. Neden onu yiyorsun? Denemeden asla ne olduğunu bilemeyeceksin. Çok güzel. İğrenç. Sanırım kusacağım. Kapağı önce ben kaldıracağım. Ne üzgün bir ananas. Çünkü sırtında kocaman bir sivilce var. Çok yumuşak. Operasyon zamanı. Şimdi en sevdiğim kısım. Delme işlemi. Aman Allah'ım. Şimdi patlatma zamanı. İğrenç, çok yapışkan. Hadi sivilceyi temizleyip sana bir bandaj yapalım. İşte oldu. Ananas şimdi mutlu. Oo, ne kadar da tatlısın sen. Şimdi seni yeme vakti. Evet. Geri alıyorum. Çok sulu. Tamam tamam. Kapağı açma vakti bende. Bir ejder meyvesi. Vay canına. Hadi ikiye bölelim. Ne? İçi pembe değil mi? Oo, buldum. Burada pembe bir Coca-Cola var. Şırıngayla biraz alıp ejder meyvesine enjekte edeceğim. Pembe oldu bile. Üzerine pembe simler ekleyeceğim. Çok fazla sim döktüm. Hey, ağzını kapat. Affedersin. Vay canına, şu taşıyıcı banda bakın. Bir kaktüs mü? Ha? Taşıyıcı bant üzerinde kaktüsler varken durdu. Kaktüsü yememiz gerekiyor değil mi? Çok aptalsın. Eğer yemeyeceksek ne yapmamız gerekiyor bu kaktüslerle? Bir bakalım. Çok tuhaf. Aa, sanırım önce tüm dikenlerini çıkarmamız gerekiyor. Tek tek. Hey! Sonra kaktüsün saçını bir güzel keseceğiz. Ups, her yer battı. Dikkatli olur musun biraz? Şimdi kaktüsümü yiyebilirim. Çilek sosu var içinde. Ne? Bu çok lezzetli. Daha çok istiyorum. Oo, gerçekten çok harika. Peki ya ben? Tink, benim için bir şey yapmanı istiyorum. Burada bekle, tamam mı? Oo, Tink tıraş makinesini aldı. Paket Wednesday'e teslim edildi. Eğlence şimdi başlıyor. Ha, bu ses de ne? Barbie'me ne yapıyorsun? Hayır, saçlarını kesme. Şimdi bir de iğne yapalım. Hayır, 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 hayır Barbie. Sakin ol. Sadece kaktüsün içinden çikolatayı çıkarıyorum. Oh, Barbie'm artık güvende. Seni canavar.
Bu bitter çikolata harika bir şey. Bayıldım. Bu nedir? Siyah bir hubba bubba mı? Harika. Aman Allah'ım. Wow. Bir meteor muydu? Aa, devasa bir hubba bubba. Vay canına, çok büyük. Bu sonsuza dek yeter. Venüs Day biraz kıskandı gibi. Neden Enid'in hubba bubbası çok büyük ama Venüs Day'inki küçük ve sıradan? Bekle, bir fikrim var. Hey, en büyük baloncuk şişirme için meydan okumaya var mısın? Varım. Seni yeneceğim. Acele etmene gerek yok. Tadını çıkartıyorum. Kaybedeceksin. Venüs Day önde gibi duruyor. Enid bir baloncuk çıkarmakta bile zorlanıyor. Aha, Venüs Day gizlice pompayla şişiriyormuş. Enid, harika iş çıkarıyorsun. Ama Venüs Day hile yapıyor. Seni cezalandırmak zorundayım. Ayna kalkanı. Baloncuğum. Ha? Patlattın. Bunun olmaması gerekiyordu. Üzgünüm. Planlandığı gibi gitmedi. Bu turda kazanan yok gibi görünüyor. Birilerinin tavuğu kümesten mi kaçmış? Aa, dikkat et. Bu tavuk Kinder yumurta mı yumurtluyor? Ve iki kızı da şaşkınlık içinde bırakıp gidiyor. Oh, yumurtayı kapağın altına koyup sallasam ne olur? Dev bir Kinder yumurtaya dönüştü. Elini yumurtamdan çek. Bu benim. Tam sarılmalık. Oh, buldum. Ben de aynısını kendi yumurtama yapacağım. Salla salla salla. Büyüdü. Ama hala seninkinden daha küçük. Neyse, yumurta yumurtadır. Bir bakalım içinde ne varmış. Vay, pembe bir yumurta. Siyah bir yumurta. Çikolata. Aa, evet, çok tatlı. Taş gibi sert. Buldum. Onu bir çekiçle kıracağım. Evet. Göz şeklinde jelibon mu? İnanamıyorum. Evet, hepsi benim. Oley! Aa, korkak kedi. Neredeyse kalbim duracaktı. Yumurta kırma sırası bende. Hiya! Ne var içinde? Oreo kurabiyeleri ve çikolata sosu. Bu mükemmel. Hepsini içmek istiyorum. İkisinin de Kinder yumurtalarından memnun olduğunu görmek çok güzel. Çok lezzetli. Oh, iki gizemli kutu. Wow, büyük olanı ben alacağım. Hayır, büyük olan benim. Oh! Hatta şimdi kutumu açacağım. Siyah bir kek lollipopumu. İğrenç. Çok ekşi. Yeşil mi? Oh, kahretsin. Uyarı etiketini görmemiştim. Sorun yok. Tadı çok lezzetli sadece. Vay canına, bir kek lollipop'tan çok daha fazlası var. Bir kutu dolusu kek lollipop. Bu harika lollipop yağmuru. Bende neden sadece bir tane var? Bunları nasıl yemeliyim? Bant! Tada! Parmak kek lollipopları. Yeni tırnaklarıma bakın. Olamaz. Parmaklarımdan yemek çok daha eğlenceli. Ben zaten kek lollipopu sevmem. Vay canına, yumurta ve spagetti. İki tane yumurta. Sadece bir yumurta mı? Afiyet olsun. İlk önce pembe yumurtaları tadacağım. Wow! Olamaz, yumurta doğrudan tuvaleti boyladı. Ups, olsun. Neyse ki bir tane daha var. Lütfen kıpırdama. Evet, bu yumurtayı sevimli bir kalıba koyacağım. Yapması çok kolay. Sadece kalıbı açın, yumurtayı içine koyun ve bastırın. Şimdi farklı ve eğlenceli şekillerde yumurtalarım oldu. Vay canına, yumurtalar sevimli bir şekildeyken daha lezzetli. Ve benimki sadece düz, öyle mi? Keşke daha güzel bir yumurtam olsaydı.
Dilersen senin de olur. Bir oyun hamuru aleti mi? Aa, anladım. İçine yumurtayı koyarak kendime yumurta şeritleri yapabilirim. Biraz saç tıraşı yapacağım. Sonra yumurta şeritlerini spagettinin üzerine yerleştireceğim. Ne? Bundan daha iyi bir süsleme yapamayacağına eminim. Balonun içinde ne olabilir acaba? Siyah bir dondurma, bayılırım. İnanamıyorum, tadı kömür gibi. Tam benim sevdiğim gibi. Canavar! Ne canavarı? Neyse, daha önemli konulara geçelim o zaman. Ha? Bu pişmemiş et de neyin nesi böyle? Ne kadar kötü. O da ne öyle, iğrenç. Bu işe yaramaz. Oh, selam şef. Bu etin iyice pişmesini istiyorum. Oo, dur bir dakika. İyi yakaladım. Endişelenme. Mükemmel bir şekilde pişireceğim. Kokusu harika. İyi pişmiş bir biftek, şık bir mum ışığı ve bir bardak içecek. Afiyet olsun. Gerçekten de iyi pişmiş. İşte açalım mı? 1, 2, 3. Mavi ve kırmızı Hubba Bubbles. Bak. Vay canına. Büyük kırmızı ve mavi lollipoplar ortaya çıktı. Ve kızların ikisi de bunu istiyor gibi görünüyor. Sakin olun kızlar. Çok geç. Tamam. Başka bir çare bulmamız lazım. Dinle. Sakızı ilk çiğneyen kazanır ve lollipopu alır. Tamam. İkisi de gözleri kapalı yemek yemek zorunda. Neden okuma başlasın? O sakız çok lezzetli görünüyor. Chloe az önce arkadaşının kazandığını fark etti. Yetişemeyecek. Değil mi? Hey! Sakızını kesmeyi mi planlıyorsun? Buna düzenbazlık denir. Yaşasın! Ben kazandım! Ne? Nasıl? Şimdi sıra Vay canına. Cleo maviye döndü. Ne? Hayır. Bu rengi sevmiyorum. Saçlarım. Kırmızı kız hile yaptı. Gerçek kazanan mavi. Ben mi? Kazandım. Yaşasın. Vay canına. Jöle kalpler. Cleo kalbini alamıyor gibi görünüyor. Hey, çok kaygan biliyorsun. Cleo, Abigail'e onunla dalga geçtiği için bunu ödetecek. Hey, o kimdi? Ne? Biri beni dürttü. İşte bu kadar. Suçluyu buluyorum. Abigail'in dikkati dağılırken Cleo bıyık kalıbı kullanmayı mı planlıyor? Arkadaşının jölesine mavi gıda boyası döküyor. Vay canına. O kadar hızlı çözüldük ki göremiyorsun bile. Ne yapacağını merak ediyor musun? Çok açım. Hadi yiyelim. Vay canına. İçinde lezzetli meyve suyu bile var. Abigail artık mavi bıyıkların var. Bıyıkların var. Ne bıyığı? Aa, seni küçük. Ah, hayır. Chloe'nin jöle sıvısını kafasına döktü. Burada. Geri al. Her iki kızın da balonları var. Onlarla ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Abigail balonunu mu ısırdı? Cidden onu yemeye mi çalışıyorsun? Cleo saç tokasını gördü. Bununla ne yapmayı planlıyorsun? Ödünç alacağım. Hey, acıktı. Yani balonun içinde bir lollipop vardı. Çok lezzetli görünüyor. Vay canına. Abigail balonundan köpek yaptı. Ciddi mi? Ama sevimli görünüyor. Aa, şey, seninkini ödünç alacağım. Dişlerini. Dişlerim. Onları şimdi geri alabilirsin. Geri döndüler. Cleo arkadaşına kızgın. Ah, Dudu aromalı sıkılmış şeker aldı. Dudaklarını onunla mı boyuyorsun? Aa, ne yaptığını biliyorum. Sprinkle şekerlemeli dudak. Vay canına, harika görünüyorsun. Bakın orada kim var?
Aman tanrım, bu çok komik olacak. Ne yapıyorsun? Gözünde işte. Sakin ol Chloe, bu sadece bir şakaydı. Benim de gözüm var. Gözüm çok iyi. İçinde kırmızı reçel bile var. Chloe çıplak eliyle göze dokunmak zorunda kalmamak için koruyucu eldivenler giyiyor. Çok iğrenç görünüyor. Tüh. Gözü Eva'nın çorbasına düştü. Abigail arkadaşına yardım et. Ne yapayım? Chloe bizi kandırdı. Bunu yapamazsın kızım. Senin için endişelendik. Bekle. İlk kim açacak diye çubuk çekelim. Tamam. Sanırım daha uzun olanı aldım. Tüh ya. Ben de bunun kısasını aldım. Bende bir balon var. Ve patlayan bir şekerim var. Biliyorum, iğne kullanacağım. Jöle topu düştü. Chloe su sıçradı. Bunun komik olduğunu düşünüyorsun ha? İşte biraz ekşi tat da bakalım. Çok ekşi. Dilim. Bir dakika, yardım için geliyorum. Dur, iyiyim. İyiyim şimdi. Saçlarıma bak, saçıma ne yaptın? Kusura bakma, yardım etmeye çalışıyordum. Mavi ve kırmızı dondurma. Yay! O kadar çok dondurma aldım ki yaşasın. Seninkine bak. Küçücük. Her ikisi de dondurmaları için şekerleme aldı. Vay canına, iyi görünüyor. Ama kaşıkları nerede? Parmağımı kullanıyorum. Dur! Yukarı bak! Dikkat et! Çok büyük bir kaşık düştü. Ne? Chloe'de de bir tane var. Sadece onunki çok küçük. Meydan okuma meydan okumadır. Biraz zaman alacak değil mi Chloe? Kaşığım uygun değil. Çok büyük. Kavanozdan çıkar çıkmaz yiyeceğim. Soğuk. Hayır, Abigail dondu kaldı. Endişelenme, Chloe yardım için geliyor. İşe yaradığına inanamıyorum. Artık dondurmamı yemeye devam edebilirim. Hayır, saç kurutma makinesinin sıcaklığından eridi. Ama dur, hala içebilirim. Hepsini içti mi? Hepsi nereye sığdı? Karnına bak Abigail. Göreceksin. Bakalım bu sefer ne alacaksınız kızlar? Bekle, ona kadar sayalım ve sonra açalım. Tamam, 1, 2, 3, 4. Onu kandırdım ve şimdi ilk ben bakacağım. Elim. Bunlar diken mi? Chloe arkadaşının dikenleri çıkarmasına yardım ediyor. Vay, mavi bir kaktüsün var. Aklım neredeydi? Elimi sokmadan önce kontrol etmeliydim. Umarım ben de almam. Chloe kocaman bir şişe kola aldı. Ben bunu nasıl içeceğim? Sana bir şey getireceğim. Büyük bir böcek mi? Para mı? Bir kedi? Bütün bunları nereden alıyorsun? Yararlı bir şeye ihtiyacım var. Bir balon belki. Hayır. İşte elektrikli tıraş makinesi. Tam ihtiyacım olan şey. Saçlarım değil. Tabii ki değil. Şapşal, bekle de gör. O kaktüs için. Vay canına, kaktüsü kesip açtı. İçinde biraz mavi meyve suyu var. Vay canına, bunu içebilirim. Bu o kadar iyi değil ama. Bana ne yedirdin? Buldum. Bak, uçan bir sandviç.
Tüm bu mentoslarla ne yapmayı planlıyorsun? Hayır, Coca-Cola'ya nardağı yaptı. Hayır! Yüzünü görmeliydin. Sadece bir Oreo mu? Ve çok mu var? Bu adil değil. En azından bundan zevk alacağım. Vay canına, dolgusu kırmızı. Görünüşe göre tadı güzel. Chloe'ye yüzüne bulaştırdın ve şimdi kırmızı bıyıkların var. Ne? Ah, çok komik görünüyorsun. Chloe bardağını yenilebilir olduğunu öğrendi. Yavaş ol kızım. Bu kadar acele etmeye gerek yok. Zevkle yiyeceğim bir sürü Oreo var. Sen de bulaştırdın Abigail. Oreoların birazını benimle paylaşır mısın? Kilo vermek için diyet yaptığını söylemiştin. Doğru ya. Buldum bak. BTS üyeleri hemen orada. Aa, tamam, teşekkürler. İmza almaya gidiyorum. İnandı. Chloe, Oreo kulesi inşa ediyor. Hepsini bütün olarak mı yemeyi planlıyor? Oh hayır. Abigail geri geldi. Kandırıldığını fark etti. Oreolarımı yemeye çalıştı. Bu benim. Şu lezzetli görünen devasa burgere bak. Ben benimkine nasıl yemem gerektiğini biliyorum. Chloe çatal ve bıçak kullanarak zarif bir şekilde yemek yemeyi planlıyor. Görünüşe göre Abigail herhangi bir şey kullanmamaya karar vermiş. Çok barbarca. Evet. Ne? Hamburgeri elleriyle iki parçaya mı ayırdı? İşte buna yetenek denir. Evet, evet. Çok iyi. Chloe, bana biraz daha sos verir misin? Tamam. Ne yapmayı planlıyorsun Abigail? Peynire benzeyen kauçuk kumaş mı o? Şaka gibi geliyor ha? Hardal olur mu? Hayır, hayır, hayır. Ketçap istiyorum. Arkadaşının hamburgerine sahte peynir koydu. Ketçap, teşekkürler. Sonunda burgerimi yiyebileceğim. Aman, kimin çatala kaşığa ihtiyacı var ki? Neden bu peynir? Chloe bütün burgerini parçalara ayırdı. O yüzündeki de ne? Bunu sen yaptın değil mi? Hayır. Burgerim. Skittles ve kırmızı biber. Şanslıyım. Onu yemek istemiyorum. Bir fikrim var. Vay canına, karate dövüşçüsüne dönüştü. Hadi yapalım. Evet. Kırmızı biberin içine gizlenmiş Skittles vardı. Ne? Çok iyi. Bak ne diyeceğim. Tüm mavi Skittles'ları bir dakikada çıkarman için sana meydan okuyorum. Başla. Abigail, zamanında bitirmeyi başarabilecek mi? Zamanı doluyor. Çok az zaman kaldı. Abigail, acele et. Yapabilirsin. Hadi, 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 hadi. Ve zaman doldu. Dur, dur, dur. Vay canına, başardın. Seninle çok gurur duyuyorum. Artık ikimiz de yiyebiliriz. Bunu hak ediyoruz. Şerefe. Hey, hile yapma. Yapmıyorum. Evet, kazandım. Kapağın altında ne olduğunu ilk o görecek. 1, 2, 3 dondurma. Vay be, hiç bu kadar büyük bir porsiyon görmemiştim. Şimdi sıra sende. Hadi hadi. Tamam. 1, 2, 3 Ne kadar küçük. Bu koca porsiyon dondurmayı keyifle yiyeceğim.
Bonus meydan okuma. Dondurmasını ilk bitiren kazanır. Başlayın. Madison'ın acelesi yok. Bu meydan okumayı kazanacağından emin. Bu sırada Charlotte süre bitmeden bu koca dondurmayı bitirmek için elinden geleni yapıyor. Uf, beyni dondu. Bir dakika. Bir fikrim var. Ha? Alev makinesi mi? Ah, Charlotte çok akıllı. Dondurmayı eritecek ve çok daha hızlı içecek. Zaman neredeyse tükendi. Süre doldu. Charlotte kazandı. Zavallı Madison. Belki gelecek sefere. Bakalım altında bu sefer ne var? Bir, iki. Kola. Şahane. Kırmızı kızımıza kırmızı kola. Sıra bende. Bir, iki. Ha? Ha, hiçbir şey yok mu? Neden? Kolam nerede? Ha? Renk tekerleği mi? Hadi döndürelim. Sarı. Bu ne demek? Ah, sarı kola. Sarı istemem. Tekrar döndürelim. Yeşil. Yine Madison'ın istemediği bir renk. Pembe? Hayır. Asla mavi kola gelmeyecek. Vazgeçme. Hadi tekrar deneyelim. Mavi. Yaşasın. Yaşasın. En sevdiğim şerefe. Bir fikrim var. Beni izle. Charlotte gerçekten zeki bir kız. Şu haline bak. Ne? Ne oldu? Saçın. Charlotte'ın saçı içtiği rengarenk kolalar yüzünden gökkuşağına döndü. Bir tur daha. Hadi açalım. Bu bir popit. Bir çikolata popit. Hadi benimkini de açalım. Bir, iki, üç. Ha? Normal bir popit mi? Hmm, o kadar güzel ki anlatamam. Lan canına, o kadar çikolata sana fazla değil mi sence de? Madison üzgün. Ama bir dakika, bu normal bir popit değil ki jelibondan. Ah, ah, stres dağıtacak bir şey gerçekten çok iyi olur. Pıt, pıt, pıt. Aa, Charlotte. Masum ufak bir şaka yapma zamanı. Krem şanti mi? Neyin peşinde? Çiçek mi? Gıdıklıyor. Aa, bela kokusu alıyorum. Aa, ortalık rezil oldu. Hmm, tatlıymış. Hadi taş kağıt makas oynayalım. Ben kazandım. Ay. Charlotte adil oynamıyor. Ama kazanmak istiyorsan ne gerekiyorsa yapacaksın. Kocaman ve leziz bir kırmızı şeker. Başardın. Bakalım sende ne var? Bir, iki, üç. Ha? Ufak bir mavi şeker. Ne kadar küçük. Bu gökkuşağın burada ne işi var? Bununla ne yapmalı? Hey, soru ne? Aa, Madison bu şekerin Charlotte üzerinde hipnotize edici bir etki yaptığını fark etti. Bir köpeksin. Şimdi de bir kedisin. Aa, bir fikrim var. Şimdi uyu. Uyurken onun leziz şekerlerini alıp Nutella ve krem şanti ile daha da fena hale getirebilirim. Hmm, bu çok güzel olacak. Aa, olamaz. Charlotte uyandı. Hey, o benim. Buna karma denir. Madison. 3, 2, 1, hadi. Kızlara bu sefer kırmızı ve mavi acı sos çıktı. Mavi acı sos mu? Bunu incelemem gerek. Bir şey görüyorum. İçinde Mentos var. Evet, Charlotte pek ilgili gözükmüyor. Çünkü ne çıkarsa tadına bakmaları gerektiğini biliyor. Aa, çok acı olmalı değil mi? Aa, hiç acı değil. Olamaz. Aa, şimdi acı. Aa! Madison bir şey yap. Evet evet. Nasıl yardım edebileceğimi biliyorum. Şişe eridi ve şimdi Mentos'a kolayca ulaşabiliyor. Hey Madison, arkadaşın hala yanıyor. Ah, affedersin, benim hatam. Bu Mentos şekeri Charlotte'ı serinletti. Artık acı sosu kafaya dikmesen iyi olur. Bakalım bu sefer kızlara ne çıktı? Mavi bonibon. Harika. Bunlara bayılırım. Sıra bende. Aman tanrım, bu devasa bir kırmızı bonibon.
Nasıl yiyebilirim? Biraz Sprite içelim. Ay anne! Ha? Böyle çok daha havalı oldu. Hmm. Hem deniziz. Bir dakika, harika bir numara biliyorum. İzle de gör. O neyin peşinde? Soğuk nefes mi? Harika olacak, bak. Madison mavi Sprite meyve buzu yaptı. Ne kadar zekice. Benim bir fikrim var. Charlotte bir tarayıcı kullanarak bu bonibonun içinde bir sürü küçük bonibon olduğunu gördü. Aman tanrım, bunu yapmam gerek. Tüh. Aynı sivilceye benzedi. Bir oyun daha mı? Bu sefer Madison rahatça kazandı. Bonibona benziyor. Madison diğer renkleri sevmiyor ve mavi olanları ayırmak için bir yöntemi var. Tamam, sıra bende. Oo, değil gibi. Hey, bu haksızlık. Haksızlık ya da değil. İçinde ne var bakacağım. İçinde bir dolu bonibon var. Madison çok kızdı. Ama bir dakika, yeme meydan okuması istiyor. Tekerleği çevir ve şekeri neyle yemen gerektiğini öğren. Kürdan mı? Bu çok ilginç. Aa, sıra bende. Makas mı? Bakalım kızlar bunlarla nasıl başa çıkacak? Aha, bir tane. Şimdi sıra sende. Olmuyor. Ellerine daha iyi. Çok güzel. Biraz ister misin? Hayır, teşekkürler. Böyle iyiyim. Yine kapağı ilk kim açacak diye kavga ediyorlar. Bu sefer Madison ve... mavi jelibon. Ve Charlotte'ın kapağının altında ne var? Kırmızı jelibon. İyi bir fikri var gibi. Komik. Biraz çift taraflı bant alalım. Ve bununla yapışkanlı bir el yapalım. Böylece jelibon ayıcıkları yemek çok daha havalı olur. Kendini çok havalı sanıyor. Ben başka bir yöntem biliyorum. Hadi eritelim. Eritelim, eritelim ve dökelim. Dökelim, dökelim. Bunun amacı ne, çözemedim. İzle de öğren kardeşim şimdi. Kıvır, kıvır, kıvıralım. Çok havalı bir jelibon yılan oldu. Şimdi kim daha havalı bakalım. Ekleyemiyorum. 1, 2, 3. Ne? Şahane. Bir fikrim var. Daha da iyi olsun. Of, çok acı koyuyorsun. İyi misin? Evet. Denemek ister misin? İğrenç. Charlotte, artık 3 tane gözün var. Madison, herkes senin kapağını açmanı bekliyor. Oo, bu kocaman bir göz. Charlotte kıskandı ama bir dakika. Bir şeyler peşinde. Hey Madison, şu da ne? Ne? Nerede? Madison başka yere bakarken Charlotte onu sahte bir örümcekle biraz korkutmak istiyor. Örümcek! Hey! Bak ne oldu. Paramparça oldu. Görünüşe göre bu şakanın sonu pek iyi olmadı. Meydan okumaya hazır mısınız? Olsanız iyi olur, çünkü solucan yemeniz gerekecek. En sevdiğim jelibon solucan. Ben de bayılırım. Bütün gün yiyebilirim. Solucan jelibon güne başlamanın en iyi yolu, öyle değil mi Emma? Vay canına. Jack jelibonları ağzıyla yakalamaya çalışıyor. Bu konuda pek başarılı değil.
Komik değilim. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Bana bir kase ve Sprite lazım. Bir sürü jelibon koyup üzerine Sprite dökeceğim. Solucanın Sprite çorbası. Köpüklü jelibon. Şimdi bekleyelim. Çözüldüler. Şahane. Şimdi boruyu alalım. Kendimde bir solucan gibi hissediyorum. Hepsini içine dökelim. Acaba nasıl olacak? Ben de merak ettim. Bak Emma. Kocaman bir jelibon solucan oldu. İnanabiliyor musun? Vay! Dev gibi. Böyle bir şey görmemiştim. Ben bu konuda bir dahiyim. Ama benimki çok küçük. Hadi yumulalım bakalım. Ama bir dakika. Ben de bir şeyler düşünebilirim. Benim yöntemimle yapalım. İçine Fanta dökelim. Kimya sınıfı gibi oldu. Ama ondan çok daha ilgi çekici. Vay canına, ne büyük bir sopa. Karıştırıp biraz bekleyelim. Vay canına, kocaman bir lollipop oldu. Tanrım, tadına bakmak çok isterim. Çok ağır. Jackie, bana yardım et. Daha önce hiç bu kadar büyük bir şeker görmemiştim. Jack'in Emma'ya yardım etmesi gerek. Tamam, sana yardım ettim. Artık bir sürü kalabilir miyim? Olmaz, benim bu. Canım, yapıştı. Sırık vermezsen yardım etmem. Zavallı Emma, arkadaşına daha iyi davranmalıydın. Hey, yine Emma ve Jack karşımızda. Emma'ya ne çıkmış? Tuvalet mi? İçi şekerle dolu ve nefis kokuyor. Lollipop'un bir tadına bakıyorum. Ve tuvalete bandırıyorum. Kulağa korkunç geliyor ama öyle değil. Tadı çok güzel. Ama ben de istiyorum. Bana neden gelmedi? Bana da bir tuvalet. Ama içi... Evet, garip görünüyor. Oh, midem bulandı. İstemiyorum bunu. Tuvaletleri değiştireyim. Hey Jack, bu hiç hoş değil. Olamaz. Sorun çıkacak. Ne? O da ne? Ama güzel kokuyor. Ay, çikolataymış. Bu daha iyi bile. Ne? Onu gerçekten yiyor mu? Delirmiş mi bu? Tuvaleti bile ısırdı. O da şekerden. Peki ya seninki Jack? Olamaz. Plastik bir oyuncakmış. Zavallı Jack. Umarım dişleri iyidir. Yine mi kavga ediyorsunuz? Bir paket erişte için mi? Bırak şunu. Önce ben gördüm. Yaşasın. Ben kazandım. Senden daha güçlüyüm. Zamane kızları. Nefis. Acılı sıcacık erişte. Karnım acıkmaya başladı. Zavallı Jack. Çok kıskandı. Kim kıskanmaz ki? Bakın Emma çubuk kullanıyor. O tanrım. Emma dur. Enfes görünüyor. Olamaz. Onun için fazla acıymış. Bana o kadar acı gelmezdi. Vay canına. Koca bir kutu erişte mi? Emma hala acılı yemeğiyle mücadele veriyor. Serinlemek için bir parça buz kullanıyor. Bir tane yetmedi. Hayır, teşekkür ederim. Eriştem soğumadan yesem iyi olur. Bunu nasıl yesem ki? Ellerimle mi? Daha iyi bir fikrim var. Davul bagetleri. Jack eriştenin rockstarı gibi oldu. Jack o kadar aç ki bekleyemiyor. Çok güzel. Ama bakın erişteleri her yerine dolaştı. Çok komik görünüyorsun. Hay aksi, umarım canı yanmamıştır. Olamaz. Emma yine acılı eriştesini yiyor. Hayır. Vay canına, ne büyük bir milkshake. Benim bu. Hayır, kesinlikle benim. Kavga etmeyin çocuklar. Bu milkshake ikinize de yeter. Sadece aman boş verin. Jack'e ufak bir parça pamuk şeker kaldı. Emma geri kalan hepsini aldı. Vay canına, çok lezzetli görünüyor. Aklından ne geçiyor Jack? Bu mutfak araç gereçlerini ne yapacaksın? Ha? Ne yapıyorsun? Pizza tabanı hazırladım. Şekerlerim var. Marshmallow, çikolata. Bütün ihtiyacım olan bu. Üzerine bolca çikolata yayalım.
bol bol. Acaba sonunda ne olacak? Biraz üst malzeme. Şeker tabii ki. Aman aman, çok tatlı görünüyor. Bisküvi zamanı. Çok deneysel görünüyor ama sanırım sevdim. Pasta süsü üzerine serpelim. Kekik serper gibi. İşte oldu. Benim şahane pamuk şeker pizzam. Emma koca bardak milkshake'i bitirdi. Jack'in pizzasını gördüğünde neredeyse boğuluyordu. Ben de istiyorum. Paylaşabiliriz. Rüyanda görürsün. Ne kötü bir arkadaş. Jack, bu pizza harika görünüyor. Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey.